8 yıl oldu. Dile kolay 8 yıl içerisinde davamızda fazla bir ilerleme olmadı. Katilleri bulunmuyor. Çocuklarımızın o mücadelesini devam ettirmek bizim boynumuzun borcu olarak kalıyor bizde. Yani biz bu mücadeleyi sonuna kadar takip edeceğiz. Ama biz takip ederken katilleri bulacağına ailelere davalar açılıyor. İşte bize de davalar açıldı. Davamız şu anda hala devam ediyor. Hatta işte Gülhan Kaya arkadaşımız şu anda avukatımız tutuklu. Yani bu katliam sanıkları ortada dururken ailelerin ne karşı hareketler devam ediyor? Ailelere karşı bezdirme hareketleri. İşte son olarak çoğu kan kaybında ölmüş. Yani çoğu ambulanslar engellendiği için, insanların üzerine gaz ve su sıkıldığı için orada yaralılarımızın çoğu kan kaybında yaşamını yitirmiş. Yani en azından 10 tane yoldaşımız, arkadaşımız belki de bu anda hayatta olabilirlerdi. Ama o dönemde o ambulansların engellenmesi, polislerin gaz ve su sıkması can kaybını artırdı yani. Onun için de biz buna yol veren, bu destekleyen, yardımcı olan herkesin yargılanmasını sonuna kadar talep ediyoruz. Bir Yakup Şahin'le olacak iş değil, bir iki tane katille olacak iş değil. Bu planlı, programlı bir katliamdır. Ve bu katliam eğer önü açılmasaydı, bu katliamın sorumluları yargılansaydı, bugün Ankara eylemi olmayacaktı. Ankara'da da 103 şehidimiz var. Onların önünde de saygıyla eğiliyorum. Yani bu katliamlar silsilesi devam ediyor. Biz bu adaleti yerine getirmek için, bir daha bu katliamlar yaşanmasın diye her gün de her zamanda elimizde geldiği kadar bu davanın takipçisi olacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz bu adalet mücadelesine. Şöyle 8 yılda neler değişti adalet anlamında? Hiçbir şey değişmedi. 8 yıl önce 2 yıl gizli kararıyla yürütülen bir davayı 2 yıl sonra gizli kararını kaldırtılarak dava devam ettirildi. 8 yılda ne yerdeyiz ne gökteyiz. Annemi ben 31 yaşında kaybettim. Kendimi 31 yaşında gibi görüyorum. Hala büyümedim. Zaten biliyorsunuz Urfa'ya artık yol ettik. Senenin 3-4 ayı rahat buradayız. Davalar oluyor ve sürekli gelip gidiyoruz. Biz aileler için zor oluyor tabii ki. Hem maddi hem manevi olarak. Manevi olarak çok büyük bir yoğunluk oluyor. Tabii bu ayında Temmuz ayı olması, mahkemenin bu zamana denk gelmesi tabii duygusal olarak da çok yıpratan bir şey. Adalet yerini buluncaya dek biz gelip gitmeye devam edeceğiz. 8 yıldır 88 yıl sürse yine devam edeceğiz.